Merhaba, alışveriş vloguma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şu anda AVM'ye giriş yapıyoruz. Bugün ben kendime ayakkabı almak istiyordum. Hani siyah, çok böyle antin kuntin bir şey olmasın ötesinde berisinde. Normal siyah bir ayakkabı istiyorum. Yani çok bir şey istediğim yok ama bilemem artık. Hani reflektörlü falan varsa belki onlara bakarım. Yoksa da bakmam. Şimdi ilk önce AVM'de hani Nike'dır, Adidas'dır, oraya'dır, buraya'dır, onlara falan bakacağız. Ondan sonra Koray Spor'a falan da uğrayacağız. Oralara da bakacağız. Ben de merhaba diyorum. Annem ve şu anda benimle otoparka giriyoruz. AVM'nin otoparkına. Evet. O yüzden görüntü biraz karanlık yani. Az. İnşallah yer az bulabiliriz Zeynep'ciğim. Bugün pazar. Buluruz. Şurası nasıl? Aha, Zeynep buldum. Buldu bile. Hayatta burayı kaçırmam. Direkt buldu yalnız. Benim de ağzımda da sakız vardı. Video başlayacağım diye çıkardım ağzımdan. Tüm arabalar dizildi. Şu an annemin park etmesini bekliyor. Eyvah. Şimdi stres etmemi bekliyorlardır belki de. Etmeyeceğim. Evet. Diyecekler ki kadın burada park ediyor. Biz burada bekliyoruz. Kız da almış kamerayı elinde bir şeyler konuşuyor. Diyor anneler öyle der. Ben olsam öyle derdim bir şey bilmediğim için. Ve park etti. Park etti. Başardım. Üf, kadına bak be. Tekte park etti be. Üf. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. AVM'de görüşmek üzere. Şimdi Flo'dayız ve Flo da şöyle ayakkabıları gösterdi abi. Şunlar varmış. Yani açıkça söyleyeyim hiçbir hoşuma gitmedi. Yalan olmasın. Yani hiçbirini sevemedim. Şu şekilde bunlar varmış. Bunlar düz taban. Bunlar spor ayakkabı değil. Bir de bunun arkasında mı var diyordu. He aynen bunlar var diyordu. Değişikmiş. Şu şekilde bunlar var, bir de bunlar var. Ama bunları ben sevmedim işte söylediğim gibi. Ayna var mı? Durun aynadan konuşayım size. Şimdi buradayız ama ben buradakileri sevmedim söylediğim gibi. Şimdi burada ne olur? Nike biraz falan olur diye düşünüyorum. Giderim onlara bakarım. Şu anda Zeynep bir ayakkabı deniyor. Gösterin Zeynep'ciğim dur. Etiketler olmasa daha güzel. Kocaman gösterdi. Normalde sandası şey yapmış ama işte uzun bir ayakkabı olduğu için. Mesela diğeriyle aynı değil mi? Ama diğeri daha küçük gösteriyor. Az önceki ayakkabıyı buradan bakmıştık arkadaşlar. Aynen. Baktım ama ayağımı çok şey gösterdi böyle. Uzun, düz, uzun bir ayakkabı olduğu için bayağı büyük gösterdi Zeynep'in ayağını. Yani. O yüzden bilemedim yani çok şey yapamadım ama rengi hoşuma gitti. Daha tam karar veremedim. Şimdi yukarıdaydı herhalde Nike falan. Bir yukarı falan çıkalım onlara bakalım. Ondan sonra en son bir karar veririz zaten. Şimdi biz sizinle zaten geziyoruz. Bunları niye söylüyorum bilmiyorum ama anlatıyorum işte. Gel. Şimdi burada da Koray Spor varmış. Koray Spor'a da bir girelim bakalım ama küçük bir Koray Spor'a benziyor. Hatta bayağı küçük bir Koray Spor'a benziyor. Hani bir şey bulabilir miyiz bilmiyorum. Ben bir soracağım yine de. Anne tut bakayım sen. Zaten burada direkt. Yani görevli olmasa da bakabiliriz artık. Şöyle ürünler. Var mı hoşuna giden bir şey? Ben de çok erkek ayakkabısı zaten. Ama çok güzel. Aha, ayağımdaki ayakkabı kaç lira bakalım? 1600. 1600 kaç? 70 lira mı? Sür. Vans da vardı. Bu da 1000 lira olmuş neredeyse. 950 lira. Vay be. Vans alsan gene. Ama ondan yoktu bende. Bundan vardı. 1190 lira anne. Daha Vans alamayacaksınız Vansları Zeynep. Vansları satalım. Anne Vansları satalım. Bir tane daha ayakkabı alırız. Tabii. Bir daha. Zeynep bunlar. Şu alttaki siyaha bakar mısın? Alevli marevli kız. Alevli bir şey buldun. Ne yaptın? Şu nasıl Zeynep? Kaç liraymış? Ödediğin ayakkabı. 700 lira neredeyse. 650 lira. Kötüymüş ama. Kötü görünmüyordu ama sen bilirsin. Burada beyaz. Ama çakma gibi duruyor. Öyle bir yapmışlar Hayır, ki. Hayır çok güzel duruyor. Hayır öyle bir yapmışlar ki. Yani bu fiyatı verirsin ama millet görür der ki çakma almışlar. Hani bu neyse de onu değişik yapmışlar. Neyse, Zeynep yapma ya. İğnensiz Zeynep çok kötü korkutucu. Ya bırak bileyim. Zeynep çok güzel bir yere girdi. Şu ürünlere bakın. Ne kadar güzel görünüyor renkleri. Zeynep bayıldım. Anne. Zeynep bayıldım. Renkler ve dizayn harika. Hayır. Ama çok güzel. Almayacaktım zaten. Gel.
Zeynep oradan ayakkabı beğenemedi. Yukarı çıkıyormuş. Şimdi yukarı çıkıyormuşuz. Şu anda da Adidas'a giriyoruz. İnşallah Zeynep bir yerden bir şeyi beğenecek. Ya ben fazla seçeceğim ya millet çok kötü yapıyor. Neyse Zeynep'in sayesinde her yerdeki spor ayakkabılarını görmüş olacaksınız. Hala Adidas'tayız. Zeynep nasıl bir şey buldu? Mavi. Yok mor. Mor anne. Buradan mavi gibi geldi. Annem mormuş. Renk körü olmuş. Ama çok güzel bir mor. Baya kötü bu. Baya kötü. Valla ben bayıldım. Aha, siyah da iyi. Var mı hoşuna giden bir şey? Şunu alayım mı? Hayır Zeynep tabii ki. Değişik. Bence gidelim. Hayır ya bakıyoruz. Sen bir şey beğenemedin. Ya dur ya bir dur ya. Aa, şurada kırmızı ayakkabıya bakacağım ben. Çok hoşuma gitti. Uzaktan. Ama yaklaşınca. Bu çok bozdu. Şu anda hoşuma gitmedi. De bakayım ben 39 giyindiğim için arkadaşlar. 39-40 giyindiğim için ayakkabıya göre değişiyor. Erkekten de bakabilirmişiz. Bakalım mı? Hadi bakalım. Belki şöyle narin görünen. Narin görünmesine hiç gerek tip yok. Tip olursa alır. Yani hiç gerek yok diyorsun. Sonra ayağımı büyük gösterdi istemiyorum diyorsun. Ya. İstersen şunlar unisex modeller. Hem kadında hem erkekte olabilecek modeller. Bunlardan tavsiye ederim. İster misin? Zeynep karar veremiyor. Karar verirse. Bakacağı bir ayakkabı olursa ben size döneceğim. Tabii ki şu anda Adidas'tan çıktık. Zeynep bir türlü bir ayakkabı beğenemedi. Erkek ayakkabısını beğendim. Annem de diyor ki bu da resmen erkek ayakkabısı. Güzel değil. Yani biraz narin olsa neyse. Şimdi Nike'a gideceğiz. Hadi bakalım. Buradan inşallah bir şey beğenirsin Zeynep. Zeynep'in biri hoşuna gitti. Küçücük. Böyle küçücük diyor. Küçücük. Kaç numaraymış? Küçücük. Şu anda da Nike'daki ayakkabılara bakıyoruz. Şöyle. Onun fiyatına baksaydık merak ettim. Kaç lira acaba? Hangisiydi o? Küçücük dediğin şu. 1599. Aman Allah'ım. Şu güzel Zeynep. Ne o ya öyle bir sivri bir burası. He arkası sivriymiş hiç hoş değil. Evet. Kaçıyoruz. O zaman burada da beğenmedin. Öyle ya mi? Dur daha yeni geldik bir sakin ol ya. Tamam sakinim bekliyorum. Bu iyi gibi. Kaç lira? 800. Dener misin onu çok hoşmuş. Çok kaliteli duruyor. Bayağı kötü duruyor bu. Neresi kötü duruyor onun? Nike'dan çıktık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi başka yere girdik. Zeynep bir türlü ayakkabı alamıyor. Beni mahvedecek bugün. Zeynep. Geze mahvolacağız. Var mıdır acaba bakalım hoşuna giden bir şey. Şu nasıl Zeynep? Siyah istiyorsun ya. Bence buradan direkt çıkmalıyız. Beğenmedi. Çıkalım. Hadi kaç. Çabuk bizi yakalayana kadar kaçalım. Bit yok. Alamadın. Bu hiçbir şey alınmayan bir alışveriş videosu olabilir. Yani sonunda hiçbir şey almıyor olabiliriz arkadaşlar. Orasını bilemiyoruz. Değil mi Zeynep'ciğim? Evet bilemiyoruz çünkü güzel millet almaya çıktık ama beğendiklerimiz çok aşırı yüksek ya da beğendiği bir şey olmuyor. Şu anda önümüzde bir tane Spiderman balonlu, bir tane çocuk uçan balonu. İçimden şu anda koşup çocuğun elinden onu alıp kaçmak geliyor yani. Başka hiçbir şey gelmiyor şu an içimden. Şu anda Zeynep telefonuna kılıf almaya geldi. Ne? Telefonun kılıfı kamerasını korumuyordu değil mi Zeynep? Aynen bayağı hiç korumuyordu. O yüzden ne yapacak? Kılıf alacak. Kılıf alacak. Hangisi? Orada. Gösterelim kılıfı. Şu kılıf. Telefonla takınca güzel görünüyor. Arkasını, birazdan gösteririz arkasını size. Arkasını da belki boyarım diye düşündüm. Hı. Yok mesela, ya boyama. Karizmasını niye? Çizdirme. Niye Allah Allah ben yapacağım. Karizmasını çizdirme Zeynep. Neyse kılıfını alalım. Bir de ekran camını değiştiriyoruz. Değil mi? Aynen. Camı kırılmıştı. Gösterebiliyor muyuz? Abdum abla ama
Ha, tamam. Kırılan camımızı attınız mı? Evet, attım abla. Alabilir miyiz onu? Tabii, vereyim bir saniye. Vereyim, eline dikkat et. Çünkü batabilir bu. Tamam. Bakalım. Hangisiydi? Şuydu. Şöyle, Zeynep'in ekran camı yine kırılmıştı arkadaşlar. Bunun önceki yanı hatırlıyor musunuz? Siyahın üstüne koyar mısın? Görünmüyor. Hah, evet, şu şekilde. Bu kırıldığı için ekran camını değiştiriyoruz. Ortadan ikiye ayırayım mı? Hayır, videoda mı yapacağım bunu? Daha sonra yap. Tamam, etrafa hadi. Dökülür. Hadi daha sonra yapayım, hadi. Evde yaparsın. Bir şeyin üstünde yaparsın. Tamam mı? Tamam. Sizin bitti mi? Olmadı mı henüz? Şimdi yapıyorum, temizliyorum. Tamam. Ekran camın yenilensin. Son halini gösteririz arkadaşlar. Şimdi videoya kısa bir ekleme yapıyorum arkadaşlar. Neden kısa bir ekleme yapıyorum? Çünkü orada telefona şu koruma camını yapıştırdıktan sonra ve kılıf taktıktan sonra göstermeyi unutmuşum. Kılıf şu şekilde normal. Hani böyle tam şeffaf değil. Ama şeffaf bir kılıf. Yani anladınız siz. Tam böyle şeffaf bir kılıf değil. Kenarları şu şekilde siyah. Gayet güzel ve tam şeyini koruyor. Kamerasını koruyor. Ve şurada gördüğünüz gibi odayı da görüyorsunuz. Şöyle koruma camını taktırdık. Bu arada elime küçük bir tane kalp çizdim bugün. Koruma camını yaptırdık. Şu şekilde duruyor. Aynı böyle. Gayet güzel. Şöyle göstereyim hemen kılıfı takıp. Şu şekil. Takamadım. Hoppa taktım. Tamam. Aynen. Kılıfla da bu şekilde gözüküyor. Söylediğim gibi yanları siyah. Tam da kamera kısmını koruyor. Diğeri tam korumuyordu. Yeşil olan. Bunu böyle mesela şu şekilde masaya koyduğumda direkt bu kamera kısmı hemen çizilmeye çok meyilliydi. O yüzden kılıfı da değiştirdik. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi videoya devam edebiliriz. Annemle geldik. İki tane Antep fıstıklı dondurmalı helva alacağız. Şu anda abla hazırlıyorum. Evet. Ben bu arada yemedim daha önce. Annem yemiş güzeldi dedi. Ben de tamam tadına bakayım o zaman dedim. İnşallah güzeldir. Kaç lira tanesi kaç liraydı? 22 lira verdi. Şu 22 lira. 22 lira bakar mısınız? Şimdi alıp tadına bakacağız. Tadına bakarken size de çekerim. Masaya oturduk ve ilk defa tadına bakacağım. Annem bana güzel dedi. O yüzden ben aldım. Normalde yani böyle bir helvayı hiç alacağımı düşünmezdim. O yüzden şimdi tadına bakıyorum. İlk defa sizlerle beraber bakacağım bu arada. Dondurmalı helva. Aynen dondurmalı. Şuradan bakayım. Bir helvasına bakayım sonra dondurmasına geliriz. Fıstıklı sarmanın aynısı. Kopyala yapıştırım. Baya baya benziyor. Tek farkı arada yufka yok. Yani bu kadar. Ya da güzel bu arada. Antep fıstığını seviyorsanız baya yoğun bir Antep fıstığı tadı var. Daha dondurmasına ulaşamadım. Dondurması daha altta. Ona geleceğim az sonra, bekleyin. Dondurmalı da güzel oluyor ya, her türlü güzelmiş. Eğer istiyorsanız siz de alabilirsiniz, bence deneniz. Yeri de göstereyim hemen. Şu şekil. Dondurmalı fıstıklı helva. Aynen. Şu anda neredeyiz? Suryapı'dayız. Aynen, Bursa'dayız. Bursa Suryapı AVM. Biz Bursa'da yaşıyoruz bu arada arkadaşlar, bilmeyenleriniz varsa tekrar söyleyelim. Ben şimdi, aha annemin telefonu çalıyor. Ben şimdi bunu yiyeyim, geri geliyorum. Bu AVM'den çıktık. Gördüğünüz gibi hava karardı. Hatta üstüme kampçı ışığı vardı arabada. Kampçı ışığını taktım. Onu yaktım. Öyle duruyor. Bu AVM'den çıktık. Bir şey bulamadık burada. Yalnız o ışık... Anne ışığa baksana. Böyle, böyle böyle oluyor. Sanki kafama hemen böyle yapışacakmış gibime geliyor. O yüzden başka bir AVM'ye gideceğiz. Yani ben çok seçici mi oldum? Güzel bir şey mi yoktu? Yani anlayamadım tam. Da bana göre bir şey yoktu orada. Hoşuma gitmedi. O yüzden alamadım. Yapacak bir şey yok artık. Diğer AVM'de inşallah bir şey alırız. Videonun başında da annemin de söylemiş olduğu gibi bu videoda bir şey alamadık. Öyle çıkıyoruz. Çünkü ben alacak bir şey bulamadım açıkçası. Yani güzel şeyler vardı. Ama yani erkek vardı. Kız olan da 2000-3000 liraydı mesela. Yani bir ayakkabı çok için pahalıydı. O kadar pahalı bence gerek yok yani. Saçma geliyor bana o kadar. Bir ayakkabıya 2000-3000 lira niye vereyim ki? Ya artık her şey pahalı, yapacak bir ne şey yapalım? Yok. Bu alışveriş videosunda da bir şey alamadan sonlandırmış oluyoruz videomuzu. Aynen. Maalesef Zeynep psikolojik kapısı almak istiyordu ama hevesinizi alamadı. Hevesinizi diğer alışveriş videolarını izleyerek
geçirebilirsiniz arkadaşlar. Helvan nasıldı en son? Helva bu arada onu söylemeden önce Instagram hesabımızı ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Helva yedim. Ama helvanın daha aynen yarısına geldim. Yarısına geldim ve çok şey geldi bana. Bu arada ışık tam yok. Kamp ışığını yaktım tepemde. Ağır geldi bana. Ne bileyim çok şey geldi. Fazla fıstık geldi. Fazla çok yedim yani. O kadarına alışkın değilim. Annem tepedeki ışıkla tekrar oynadı. Hiçbir etki etmiyor anneciğim, üzgünüm. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kocaman öpücükler. Bay bay.